Şu an açım nasıl hiç bilmiyorum. Şimdi biz İstanbul'a doğru yola çıktık, gidiyoruz. Bir mola verdik, kahve falan alacağız. Size de böyle bir açılış yapayım istedim. Tantaşçı konseri var bugün günlerden 5 Mayıs Pazar. Bekir'in 8'inde doğum günü. Böyle bir etkinlik yapalım istedik. Hani doğum günü bahane oldu aslında. Zaten çok uzun zamandır istiyorduk gitmek. Harbiye'de. Nereye gidiyoruz? Starbucks. Hayır. Mola verdik ya. Nereye gidiyorduk da mola verdik? Konsere gidiyoruz. Tamam, giriş sen yap istedim bugün. Evet. Ne konseri? Nerede? Tantaşçı. Nerede? İstanbul'da Harbiye'de. Aşkım detay vermen lazım. Böyle bir giriş olamaz. Ben böyle bir detay veriyorum. Benim YouTuber'da bu kadar. Tamam. Ne içelim? Bak şeyimse buraya da gelmiş. Ne? Ice Light Chocolate Pistachio. Sahil dünyasında vardı ya pistachio. Fıstıklı latte. Hani nerede ya? İşte O zaman sezonun favorileri yiyelim. ben ondan alayım o zaman. Tamam. Ben şurada çalışmıştım. QNB Finansbank, Kristal Pile. Güzel günlerdi. Bence iyi oldunuz. Biraz yine yamuk duruyorsunuz ama inşallah düşmezsiniz. Kameram düşerse var ya koltuğun arkasına yandık. Şu an çalışma odasındayım. Buraları topluyordum. Kameram da buradaydı. Dedim ki burada başlayayım videoya. Şimdi marketten bir şeyler söylemiştim filadan ama çok böyle acil ihtiyaçlarımı söyledim aslında. Evde hiç yemeklik sebze kalmamıştı. Bu ara çok et, tavuk, köfte falan onları çok tükettik. Dedim ki sebze yememiz lazım. O yüzden sebze söyledim. Hiç de gidebilecek durumda değildim açıkçası. Fileden böyle ben sürekli söylüyorum eve. Yani Migros'tan da söylüyorum ama filedekiler bence çok daha güzel geliyor. Yani gerçekten kendim gidip seçsem aynı şekilde geliyor. Bunu denedik. Migros'ta bir gün kötülemek için söylemiyorum. Belki o gün hani denk gelmiş olabilir ama bir gün sebze siparişi verdiğimde hani direkt çöp oldu. Yani ertesi gün çöp oldu. Onlara hiç yeşillikleri falan yiyemedik. Yine fırın pastane bölümünden verdik sipariş. Onlar da böyle kurumuş, sanki üstü açık kalmış, bayatlamış gibi gelmişti. Paketli gıdaları falan tabii ki söylüyorum yine Migros'tan. Temel gıdaları, paketli gıdaları, işte bakliyatları falan vesaire ama böyle sebze mebze söylemiyorum o günden sonra ya da pastane bölümünden. Konserin üzerinden bir hafta, 10 gün geçti. Yani tam 10 gün olmadı ama devam edemedim çünkü şöyle, o hafta sonunda biz konserden sonraki hafta sonunda kampa gittik. Kamp da zaten bir gündü ama çok böyle kalabalık bir grupla gittiğimiz için rahatsız olurlar diye düşündüm. Kameramı getirmedim yanıma. Aslında teklif etmedim yani rahatsız olacak insanlar değildi ama hem böyle rahat vakit geçirelim istedik hem bir gündü, o yüzden çekmedim. Zaten geldikten sonra işte yastıktı, battaniyeydi, kampta giydiğimiz şeylerdi, biliyorsunuz hep ateş başına oturduğunuz için is kokuyorsunuz. Onları falan yıkamakla geçti. Sonra yine hafta içi iş yoğunluğu derken böyle 10 gün geçmiş oldu. Arada Bekir'in doğum günü vardı. Onu da hallettik. Videoda değildim. Hafta içine denk gelmişti. İşte iş çıkışı gittik, yemek falan yedik. 8 Mayıs'ta doğum günü onun da. Hatta benim doğum günümde de pasta falan yaptırmıştım 21 Mart'ta. Ramazan ayıydı. O zaman da video çekememiştim. Videoda değildim. Ama Instagram'dan paylaşmıştım. Böyle bu sene güzel anları yakalayamadım. Gerçi geçen sene de aynı şey demiştim ama artık geçen de bir yorum gördüm. Bundan sonra her hafta gerçekten düzenli bir video atacağım. Yani bazen şey oluyor. Ya of, 15 dakika ya da 10 dakika diyorum. Kısa oldu ya da böyle bölük pörçük oldu. Ama ben şunu anladım. İstiyorsunuz yani, o yüzden atacağım. Ve bence YouTube gerçekten düzenli içerik için, yani düzenli içerik üretince bence
hem sizi takip eden kişiler çoğalıyor, hem o izleyicileriniz, o kitleniz sürekli düzenli olarak sizi izliyor. Dizi bölümü gibi düşünün. Yani her hafta nasıl ki bir dizinin bölümünü bekliyoruz, televizyonun başına geçiyoruz. O kafayla bakıyorum artık, merak etmeyin. Sadece her fırsatta gerçekten böyle çekim şeyim olmuyor. Ben çok seviyorum yani vlog konseptini, böyle sizlerle bir şey paylaşmayı, özel anları, güzel anları. Ama ya mesela işten eve geliyorum ya da işte aniden bir temizlik yapmam gerekiyor, bir yemek yapmam gerekiyor. O an hani kamerayı da açıydı, şarjlıydı, uğraşamıyorum gerçekten. Zamanla yarıştığım için biliyorsunuz ki çekerek işler uzun sürüyor. O yüzden de aksadı videolar ama gerçekten artık yani söz vermekten sıkıldım. Siz beni anlıyorsunuz ama her hafta düzenli olarak atacağım. Instagram için de aynı şekilde aktifliğimi sürdüreceğim. Tarifler falan çekmeyi düşünüyorum oraya. Malzeme falan aldım. İnşallah çekeceğim. Hayatımla ilgili yeni kararlar da aldım. Birincisi saçlarımı boyatacağım. Aslında önce kestireceğim. Kuaförden randevu almıştım 2-3 gün sonraya. Sonra dedim ki yaza yeni girerken böyle Haziran ayında falan hem boyatırım hem kestiririm, birlikte olsun istedim. Ama boyatma konusunda iyi bir yer bulmam lazım. Çünkü hayatımda ilk defa saçlarımı boyatacağım. Aslında böyle bir ombre değil, sombre diyorlar. Ama brush light gibi de yani böyle açtırmak, hani aralara ışıltı gibi de düşünüyorum. Ama onu anlamadılar. Birkaç kişiyle görüştüm. Hani ışıltı çok böyle etkili olmuyormuş. Paket falan atılması gerekiyor diye söylediler. Ya da bilmiyorum, İzmit'te çok iyi yapan yer yok. Anlamadım o işi. Biraz böyle saçlarımı boyatmak istedim. Değişiklik yapmak istedim. Bu yaştan sonra neden böyle şeyler yapmak istedim ama bilmiyorum. Tırnaklarıma devam edeceğim. Ben zaten Ocak'ta falan bırakmıştım. Biraz dinlensin diye. 5 ay oldu yaptırmayalı. Yine yaz geliyor, böyle tırnaklarımı da yaptırmaya devam ederim. Diğer kararları da başka bir videoda söyleyeceğim çünkü ona seri halinde başlamak istiyorum. Umarım güzel bir sonuç alırım, alacağıma inanıyorum. Sizlere de inşallah motive olur ve faydalı olur. Bence az çok tahmin eden olmuş olabilir. Öyle yani, biraz konuştum ama sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var yani. Dilim damağım kurudu. Bir kahve yapayım. Soğuk kahve. Havada çok güzel. Ama şu an var o kadar uyuştum ki burada mayıştım yani. Gideyim hemen bir kahve yapayım. Kahve şuruplarım çok güzel bu arada. Yani var ya, Starbucks'ta içtiğiniz kahvenin gerçekten birebir aynısı. Ve daha da güzel oluyor siz ayarladığınız için. Bu şurup oranını, kahve oranını falan. Kapsülüm kalmamış ki. Kavanoz bomboş. Bakın göstereyim. Bir tane kalmış. Ama tabii ki her zaman stoklu vardır. Şimdi bunları hemen doldurayım. Şöyle. Hepsini açacağım. Ben genelde aldığımda böyle şey alıyorum. Özel seri, sınırlı sayıda. Onlar iyi oluyor. Ben şunu içeceğim ya. Bunu merak ettim nedense. Çok iyi ya. Asla bir farkı yok. Yani bu tafinat şurubu ve karamel şurup çok güzel. Vanilyalı da kullanmıştım. O da çok güzeldi. Şimdi bilgisayarda işlerim var. Biraz onları halledeceğim. Saat de bu arada 6'ya geliyor yani. 6 olmak üzere. Marketim gelir. Marketi yerleştiririz. Zaten çok bir şey almadım dediğim gibi. Birkaç bir şey aldım. Sonra bakacağız. Ütüm var. Çamaşır atacağım. Yemek yapacağım, mutfağı toplayacağım. Makyaj malzemelerimi bir ayıklamam lazım. Bitenleri listelemem lazım. İnanılmaz eksiğim var. Banyo dolabını düzeltmem lazım. Cilt bakım ürünlerini vesaire. Halledeceğiz. Hepsini birlikte yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Madem böyle çok video istiyorsunuz. Bol bol ev işi. Kahvemi içerken geldi market. Şöyle tatlılar için iki tane süt söylemiştim. Normalde ben Pınar Denge ya da laktozsuz kullanıyorum. Şunu aşırı merak ettim. Bunu hatta deneriz. Şu benim en sevdiğim granola. Bir de bunun yaban mersinisini çok seviyorum. Normalde Trendyol'dan alıyorum beşli. Ya da sevdiğim o ikili. Ama
böyle sepet tutar otursun bitti diye evde aldım. Şu enginar aldım küçük. Normalde Bekir sevmiyor. Kendime alayım diyorum. Şöyle tiramisu yapmak için labne ve kediviri aldım. Bunlar yerleşecek. Bu yumurtayı da herhalde tatlılar için falan iyi oluyor böyle. Az vardı 2-3 tane. Kırık yok gibi. Kıvırcık almadım bu sefer. Şöyle bir marul alayım dedim. Şöyle dolmalık biber aldım. Salata aldım. Mor soğan çok seviyorum. 2 kilo da bundan almıştım. Ve patlıcan. Bu kadar. Şimdi otur sevdalıyım. Sıcak suda bekleteceğim. Ben bunu tavada yapacağım. Biraz mayonez, hardal ekliyorum. Böyle benim akşam yemeğim bu kadar. Bir de... Hafta sonuna uygun bir tişörtle geldim. Bu arada kahvaltı yaptım. Takılarımı falan düzenledim. Biraz böyle keyif yaptım. Azıcık Şerbeti'nin yeni bölümünü izleyememiştim. Onu izledim. Şimdi çamaşır atmam lazım. Renkli ve beyazları. Sonra bir mutfağı toplayacağım. Yani böyle yemek falan da yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Canım da tatlı istedi. Bir dışarıdan tatlı siparişi versem mi? Kendimi de biraz böyle şey iyi hissedeyim diye yüzüme bir şeyler sürdüm. Arkadaki dağınıklığı da görüyorsunuz. Hava çok güzel. Aslında yarın için Bekir'le normalde dışarıda bir planımız vardı. Kahvaltıya falan gidelim dedik. Sonra Bekir de dedi ki balkonlar falan çok kötü durumda çamur yağdığı için. Bence yarın temizlik yapalım dedi. Gibi camlardan, balkonlardan böyle başlayacağız. Genel bir temizlik videosu olacak. Yarın yapacağız. Şimdi bir tatlı yiyelim. Bir tatlı siparişi vereyim. Tatlım geldi. Şuna bakar mısınız? Isıtacağım mikroda. O kadar iyi ki ya. Ben şundan sıkıyorum kurutmaya attığımda. Şimdi gerçek bir mutfak temizliğine hazır mısınız? Bakar mısınız? Ya bu neden böyle açık? Kalmış her şey. Yani var ya o kadar kötü ki makineyi boşaltacağım önce. Ondan sonra buraları toplayacağım. Tezgahı güzelce sileceğim, ocağı sileceğim, fırını da bir üstten silerim. Bilmiyorum, bakacağız. Mutfak temizliği yapmış olacağız yani. Buralara yağ çözücü sıkıp bekleteceğim biraz. Biraz da şu çamaşır suyunu bekleteceğim. Şimdi bugün dediğim gibi şu ocağı, fırını ve davlumbazı halledeceğim. Mutfak dolaplarını bir sonraki videoda artık temizleriz çünkü akşam doluyor. Elinizlerine bakar mısınız? Bu filtre bayağı kötü.
Şimdi su kaynadı. Hemen şuraya ekliyorum. Biraz duracak burada. Sonra makineye atacağım. O sırada ben ocağı siliyorum hemen. Bu arada çaycının içi de kötü durumda görüyorsunuz. Burayı da halledeceğiz. Tüm kireç gidecek şimdi. Tertemiz oldu. Geçenlerde fırının camını çıkartmıştım. O yüzden camını çıkartmayacağım. Bir üstten sileceğim. Şunları da temizdi yani. Temizlemiştim ama tekrar bir elimden geçireyim. Şu küçük aparatları da makineye atıyorum. Ama önce dediğim gibi terliyorum. Bataryalarım bitiyor ya. Çok çok bitiyor. Size mutfağın son halini göstermedim. Biraz böyle akşam oldu. Biraz da bayağı akşam oldu. Saat şu an 11'e geliyor. Şöyle açayım. Tezgah üstündekileri daha koymadım. Burada işte kahve kavanozlarım falan oluyor. Kahve makinem, işte Türk kahve makinem falan oluyor. Onları da sildim, bir kenara aldım. Neden koymadım biliyor musunuz? Zaten dediğim gibi yani saat şu an bayağı bir geç oldu. Fırını falan da göstereceğim bu arada. Hatta göstereyim. İçini böyle yerleştirdim. Fırında tertemiz oldu. Makinem de boş. Sadece tost makinesinin şeylerini koydum. Bunu da boşalttım. Ocağı yerleştirdim. Davlumbazın filtresini yerleştirdim. Bitti. Kapanış. Görüşürüz.